Yüksek Seçim Kurulu'nun başında 7 yılda 8 seçim yönetti ve YSK'nın 2017 referandumunda ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde mühürsüz oyların geçerli sayılması, 2019 yerel seçiminde ise İstanbul seçiminin tekrarlanması kararları biliyorsunuz çok tartışıldı. Kendisi İstanbul seçimi tekrarlanmamalı diyen 4 üyeden biriydi. YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Ocak'taki emekliliği öncesinde Habertürk'e konuştu. Ve sadece Habertürk'e konuştu, görevi süresince neler yaşadı, hiç pişmanlık duyduğu anlar oldu mu? Yüksek Seçim Kurulu'ndan nasıl bir ruh haliyle ayrılıyor? Arkadaşımız Fevzi Çakır'ın özel röportajını Yiğitcan Toprak ve Adem Gümüş görüntüledi. Hemen getirelim ekranlarınıza sadece Habertürk'te olan bu sıcak gelişmeyi. Sayın Başkan hoş geldiniz. Öncelikle bizleri kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Başkanım biz aslında hep sizi seçim dönemlerinde yaptığınız açıklamalarla dinledik. O dönemlerde yaptığınız her açıklama aslında kamuoyunda etki oluşturdu. Sadi Güven'in yolculuğu nasıl başladı? Nerede başladı? Sadi Güven Balıkesir Dursun Bey doğumlu. 24 Haziran 1955 tarihinde Dursun Bey'de doğduğumu babam söyledi. 65 yıl yaşını dolduruyoruz Haziran'da. Uzun bir zaman, yani bu kısa röportajın içinde sığdırmak gerçekten çok zor. Şimdi ben ilkokulu Dursun Bey'de okudum. Ortaokul açısından çok yeterli değildi. Balıkesir'e İmam Hatip Okulu'na gittim. Daha doğrusu o dönemde imtihanla alınıyordu. Ben de imtihana girdim ve İmam Hatip Okulu'nu kazandım. O günlerde okumak gerçekten zordu. Babam terziydi, annem de ev hanımı. Maddi açıdan da sıkıntılıydı. Ama sağ olsunlar fedakarlık yaptılar. O dönemde üniversiteye İmam Hatip okullarından almadıkları için ayrıca bir de lise diploması alarak İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Daha sonra hakimlik benim hayatımdı, idealimdi, isteğimdi. Aşağı yukarı 40 yıllık hakimlik hayatım öncesinde var. Mi şekillendi hakimlik isteği? Tabii yani hakim olup hukuk dağıtmak, adalet dağıtmak istedim. Bütün hayatım da bu şekilde geçti. Yeniden dünyaya gelsen ne olursun diye sorsalar ben yeniden dünyaya gelsem yeniden hakim, özellikle hukuk hakimi olmak isterdim. Hakimlik görevi yaparken temel düsturunuz neydi başkan? Hak çok önemlidir. Yani adalet çok önemlidir. Kul hakkı çok önemlidir. Ben yeni stajyerlere de hep şunu söyledim. Hakimlik yaparken empati yapın. Kürsüde dururken karşınızdakinin de anneniz, kardeşiniz olabileceğini düşünün. Biz hata yapmış olabiliriz ama ben geriye döndüğümde okumadan karar verdiğim, inanmadan karar verdiğim, pişman olduğum bir karara imza atmadım. Sizi bugüne taşıyan neydi? Hangi kararınızdı? Daha sonrasında da YSK Başkanlığı nasıl söz konusu oldu? Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay'a seçilmeyi çok istedim. Seçilmeyince üzülmüştüm. Ancak kısa bir süre sonra o zamanki Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı iken Adalet Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak beni görevlendirdi. Bu ayrı bir ikinci viraj da burasıdır. Müsteşar yardımcılığında ben devleti tanıdım. Devlet de beni tanıdı. Daha sonra Yargıtay'a seçildim. 5 sene görev yaptıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na seçimle geldim. Yüksek Seçim Kurulu'nda 11 üyenin tamamımızın oy birliğiyle de başkanlık görevi bana tevdi edildi seçimle. O gün bugündür 7 yıl süreyle Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapıyorum. Evet, 7 yıl 8 kritik seçim aslında başkanım. Başladığınız ilk günden bugüne kadar YSK başkanlığını bırakmayı düşündünüz mü? Yok, bunu niye, da sorayım. Niye düşüneyim ki? Yani bana tevdi edilmiş bir görev Yargıtay'da. Sağ olsun Yargıtay Genel Kurulu zannederim %75'e yakın bir oyla beni buraya görevlendirdi, seçti. Burada da oy birliğiyle bu görev verildi.
Ben de elimden geldiğince YSK'yı aldığım yerden daha ileri bir yere götürmenin gayreti içinde oldum. Sıkıntılı günlerimiz çok oldu. Türkiye'de seçimler zor geçiyor. Biz de çok zorluklar çektik. Ama niye bırakayım ki, hiç öyle bir şey düşünmedim. Düşünmedim dediniz ama sanırım ailenizi, sağlığınızı bu dönemde ihmal edecek herhalde çok anı yaşadınız. Ben kısmen birkaçına vakıfım ama bu yönüyle hiç konuşulmadınız. Referandumlar, yine genel seçimler, bu dönemlerde hiç sağlık sorunu yaşadınız mı? Bizim hakimlerin aileleri devamlı fedakarlık yapmak durumunda kalıyorlar. Hem hakimlik hayatım boyunca hem de Yüksek Seçim Kurulu başkanlığım süresince hem eşim, hem kızım, hem torunlarım çeşitli fedakarlıkları yaptılar. Halen de yapıyorlar. Onlara ben zaman ayıramadım. Yani eşime de zaman ayıramadım. Bir eczacı kızım var, ona da zaman ayıramadım. Torunlarla yeterince vakit geçiremedim. Onun dışında bence haksız birçok ithamlarda bulunuldu. Bundan bütün aile zarar gördü. İsim falan vermek istemiyorum ama bunu diyen üst düzey kişiler daha sonra açıp telefonu açıp hakkını helal et, sana haksız ettik dediler ama Türkiye'nin yarısını bana düşman ettiler. Bunlar çok üzdü. Yani biz bunu karşıladık ama ailemizi çok üzdü. Sayın Başkan, herhangi bir sağlık probleminiz oldu mu? Yani bu süreçte bizi takip edemedik. Yani, belki olmuştur. Yani, paylaşayım mı doğrusu bilemiyorum da. Yani yüksek tansiyonla gezdiğimiz, holterle gezdiğimiz çok oldu. Yani o tansiyonlarımızı kontrol ettiğimiz oldu. Stent takıldığında işte cumartesi takıldı, pazartesi işe devam ettik. Stent yani, takıldı. Yani böyle çalışmalar devam ediyor. Yani bunu kamuoyuna çok o zamanlar duyurmanın anlamı da yoktu. Şimdi siz söylediniz diye. O zaman size stent takıldı, cumartesi, pazartesi işbaşı yaptık, devam ettik. Siz genel olarak bir seçim üzerinden konuşma taraftarı değilsiniz. Yani siyasi bir söylem hiçbir zaman kullanmadınız. Seçim dönemlerinde gerektiği zaman da kamuoyunu bilgilendirme adına kısa açıklamalar yaptınız. Ancak YSK seçim dönemlerinde, biraz önce siz de kısmen girdiniz, oldukça yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Sizin de konu edindiğiniz karikatürler hazırlanıyordu. Bunu nasıl karşıladınız? Eleştirileri nasıl göğüslediniz? Şimdi eleştiri hakaret düzeyine ulaşmadığı sürece bana göre bedava akıl gibidir. Yani kurumun ve insanların gelişmesine neden olur. Ancak bu eleştirileri de konuyla ilgili, seçim hukukuyla ilgili bilgi sahibi olanların yapması gerekir. Türkiye'de seçimler çok güvenli. Yani her zaman söylüyorum, seçimde yarışan da, seçimi yapanlar da siyasi partiler. Sandığın başında oyları sayan, itirazları ilk karşılayan 7 kişinin 5 tanesi partili üyeler. Partilerin verdiği üyeler. Onların yapmış olduğu tuttuğu tutanakları biz dünyada ilk kez tarama yaparak siyasi partilerle bize geldiği saniyede paylaşıyoruz. Bir müddet sonra da, yani 2-3 gün sonra da vatandaşlarımızın incelemesini açıyoruz. Bugüne kadar sonuçların değiştirildiği şeklinde bugüne kadar 2014'ten bu yana bana tek bir itiraz gelmedi. Gelmesi tutanakların değiştirildiğine dair. Tutanakların değiştirildiği yolunda. Ha şu oluyor, itiraz üzerine ilçe seçim kurullarımız tutanağı değiştiriyorsa o değiştirmeye ilişkin kararı ve değişmiş şeklini de biz yine internete koyuyoruz. Ve dünyada bu konuda tekiz. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şey de yok, bükerler seçmeni de yok. Dünyanın en iyi seçim kurullarından birisiyiz. Yani vatandaşlarımız bu konuda razı olsun. Karikatürler başkanım. Ha, karikatürler bazen çok hoş oluyor. Yani torunlarımla bakıp gülüyoruz veya onlar bir karikatür gördüklerinde bana gönderiyorlar. Dede bu güzel olmuş bu olmamış şeklinde. Hoş bir şey tabii. Yani onu gülerek karşılamak gerekir. Burası da YSK'nın en kritik odası. O kritik kararlar burada alındı. Seçim kurulunun çalıştığı oda burası. Burası önemli bir yer. Son İstanbul seçiminde bu odada karar verdiniz aslında. Tüm seçimler burada yönetiliyor. 11 tane yüksek mahkeme üyesi burada
görev yapıyor ama daha fazla koltuk var. Niye fazla? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ve son milletvekili seçiminde en çok oy alan 4 siyasi partinin temsilcileri de burada görev yapıyorlar. Mesela burada Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, AK Parti ve CHP temsilcileri de bizimle birlikte burada toplantılara katılıyorlar. Sandığın başında nasıl seçimi yöneten siyasi partili çoğunluk siyasi partiler ise burada da çoğunluk olmamakla birlikte seçim yönetiminde siyasi partiler var. Yani burada ülke seçmeninin %95'inin üzerinde temsil ediliyor. Haberlerinin olmadığı hiçbir toplantı burada olmuyor. Dilekleri kadar konuşabiliyorlar. Sadece oy hakların yok. Onların olmadığı hiçbir karar alınmıyor. Keşke dediğiniz bir anınız oldu mu? YSK başkanlığı süresi içerisinde. Ben keşkelerle yaşamak istemem. Yani bir şey konusunda karar verirken araştırıp inceleyip karar vermek isterim. Hep iyikilerle yaşamak benim amacım olmuştur. İyi ki buraya geldim. Yani iyi ki buralarda bu görevi yaptık. Devletim, Yargıtay bana bu görevi tevdi etti. Buradaki arkadaşlar da. Burada güzel şeyler yaptık arkadaşlarımızla beraber. Geldiğimde bir binamız yoktu. Buraya ilgili bakanlıkların desteğiyle güzel bir bina yaptık. 40-50 yıl yetecek. Yasamız yoktu, yasamızı çıkardık. İşte dediğim gibi taramayı getirdik, dünyanın en güzeliydi. Sistemi biraz daha şeffaf, denetlenebilir hale getirdik. Personel eksikliğimiz vardı, onları tamamladık. Yani çok şu anda aklıma gelebilen ufak tefek şeyler bunlar. Bir sürü şey yaptık. İyi ki gelmişik. Yani iyi ki burada çalıştık. 23 Ocak'ta ben gönül rahatlığıyla bu koltuğu bıraktım, kapıdan çıkıyorum diyebilecek misiniz? Ben gönül rahatlığıyla bırakıyorum, bırakacağım. 24'ünde seçim biterse devir teslim olacak. Ancak yapamadığım şeyler de var. İçimde ufta kalan şeyler de var. Yasalar çok dağınık vaziyette ve çok eski, bölük pörçük. Bazen yönetmekte ciddi manada sıkıntılar çekiyoruz. Yeniden elden geçirmek suretiyle tek bir çatı altında toplanması gerekir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir irade de siyasi partilerimizde var ama henüz daha uygulamaya geçemedi. İnşallah kısa zamanda geçer. Yapılması gereken bazı şeyler var. Mesela biyometrik kimliğin çok çabuk bir şekilde tüm Türkiye'de tamamlanırsa oy kullanırken kimin oy kullandığı çok güzel bir şekilde oradaki hazır bulunanlara başka birinin yerine oy kullanamaz. Onu gösterebilirler. Dünyanın hiçbir yerinde artık zarf yok. Oy pusulara katlanmak suretiyle atılıyor. Şimdi burada mühürlü mü mühürsüz mü tartışması? Bir sürü sıkıntıları ortadan kaldırır. Biz de zarfı ortadan kaldırıp oy pusularını kıvırmak suretiyle sandığın içine atarsak sıkıntı hal olur diye düşünüyorum. Ancak işte o sandığın dışındaki şeffaflığı da biraz daha gidermek gerekir. Yurt dışında biz seçim yapıyoruz ve ciddi manada katılım sağlıyoruz. Hiçbir itiraz olmadan 60 ülkede ve 123 temsilciliğimizde bu seçimleri yaptık. Oy pusularını çok rahat bir şekilde topladık. Daha önce mekandan bağımsız yaptırmıyor, randevuyla kullandırıyorduk. Şu anda Avrupa'da tüm dünyanın herhangi bir ülkesinde, sandık kurduğumuz herhangi bir ülkede, örneğin Fransa'da yaşayan birisi, İngiltere'de oyunu kullanabiliyor. Bunu niye anlattım? Türkiye'de halk oylamasında ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşların mekandan bağımsız, yurt dışındaki gibi Türkiye'nin dilediği yerinde oy kullanması mümkün. YSK da buna hazır. Sadece yasal mevzuat değişikliğiyle biz bunu yapabiliriz. Elektronik seçim için ne dersiniz başkan? Çok mu erken Türkiye? Türkiye dünyada bir iki yerde var. Onlar da çok yoğun kullanmıyorlar. Türkiye'de biz elektronik seçim hazırız. Bizim sandıklarımız da var. Yani çeşitli firmaların yaptığı hali hazırda her an kullanabileceğimiz sistem altyapısı var. Sistem altyapısı var. Çok da rahat bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun altından kalkar. Ancak
biz ıslak imzalı tutanaklara tek tek gösterdiğimiz halde, ıslak imzalı olarak bu tutanakların ilçe birleşmelerini göster, il birleştirmelerini gösterdiğimiz halde, bu tutanakları siyasi partiler tuttukları halde, kamuoyunda bazılarının seçim sonucunda şüphe uyandıracak şekilde söz sözlüklerini görüyoruz. YSK'ya güvenilirse, yine siyasi partilerin içinde olduğu bir denetleme mekanizması kurulursa Türkiye çok rahat bir şekilde erzurum seçim yapabilir. Ama bugün için ülke buna hazır mı? Bana göre hazır değil. Emeklilik planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yok, emeklilikte ciddi manada yorulduk artık. Yani bir 65 yaşına da geldik. 40 yıllık bir hakimlik ve YSK başkanlığı yorucu oldu. Avukatlık falan yapmayacağım. Yani bizim için zor artık bu yaştan sonra. Torunlar herhalde. Evet, iki tane torunum var. Ahmet Boran, Hüseyin Toprak. Yazın bunlarla vakit geçiriyoruz. Fırsat bulursak hafta sonlarında. İnşallah emeklilikten sonra da Fethiye'de balık avlayacağız. Bol bol onlar. Bu süreçte herhalde en fazla onlar şikayetçidir sizi görememekten, dedelerini görememekten. Dede bundan sonra şeyden okuldan servise gelmem, sen alırsın demeye başladılar. Ben de dedim ki görev haline getirmeyin. Ara sıra olur ama görev haline gelmesin. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediniz. Bana bu fırsatı verdiniz. Ben de bugüne kadarki o 8 zorlu seçimde bana desteklerini esirgemeyen kurul üyelerime, ilçe seçim kurullarıma, merkez ve taşra teşkilatıma ve çeşitli bakanlıklarda, şimdi sayma kalkarsam unuturum, bize destek veren tüm kurum kuruluşlara, bakanlıklara teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ederiz başkanım. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven konuğumuzdu. Sadi Güven'in görev süresi 23 Ocak'ta dolacak. Bu süreçte de aslında yeni YSK üyelerinin belirlenmesine dair seçim takvimi hem Yargıtay'da hem Danıştay'da işliyor. 23 Ocak'a kadar bu seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni kurul 24 Ocak'ta toplanacak ve YSK'nın yeni başkanı da bu seçim sonucunda, burada yapılacak seçim sonucunda belirlenecek diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Peki Fevzi Çakır'ı bu özel röportajı için tebrik edelim ve biz devam edelim gün ortasında kaldığımız yerden.